Şimdi Hegel'in doğa felsefesinin mekanik bölümünü inceliyoruz, değil mi? Sonraki bölümler fizik ve organsel fizik. Onların mekanik onların temelini oluşturuyor. Bilim felsefesi üzerine okuyanlar bilir. Genellikle bilimciler de bütün bilimleri fiziğe indirgeme ve fiziği de mekaniğe indirgeme yönünde bir eğilim var. Bu çok ciddi değil. Ama bunu görüyoruz sağda solda yazıldığını. Yani mekaniğin temelde olması o eğilimin bir yerde şey gibi, zemini gibi görünüyor. Çünkü en ilkel, en alt, en öğesel alan mekanik alanı. Ama bütün varoluşu mekaniğe indirgemek şeydir. İndirgemecilik denen şey bu. İndirgemecilik yine bir şey gibi, bir teki bir kavramın aşırı vurgulanmasının bir örneği, her şeyin birbirine indirgeme eğilimi, bu şey insan düşüncesindeki kavramlardan biri ve de bunu abartmak şey değil, doğru değil. Şimdi mekanik, Hegel mekaniği fizik ve örgansel kimyadan ayırıyor. Hatırlıyoruz, mantık biliminde de mekaniği kimyadan ve teleolojiden ayırıyordu. Mekaniğin kavramını edinmek şey değil, kolay değil. Şimdi mekanik bölümü uzay kavramıyla başladı. Uzay kavramı ve zaman kavramı, bunlar tüm doğa felsefesinin aslında sonluluk alanının temel kavramları, değil mi? Çünkü Hegel'in sisteminde Logos'tan sonraki iki alan doğa ve tin alanları ve bu iki alanın ilişkisini düşünürsek tin alanının doğa alanını temel aldığını, ona dayandığını, onu moment olarak kapsadığını düşünürsek o zaman o ikisini bir bütün olarak düşünürsek uzay ve zaman kavramları şeyin temelinde yatıyor, bütün sonluluk alanının temelinde yatıyor. Yani Logos'a sonsuzluk dersek ve geri kalan alanların başlangıç kavramları bu ikisi. Şimdi uzay ve zaman, bunun bu iki kavramın görelilik kuramında bağlandığını biliyoruz, değil mi? Einstein işte uzay, üç boyutlu uzayın yanına zamanı dördüncü boyut olarak eklediğini söylüyor ve yine böyle anlamadıkları şeylere büyük bir coşkuyla atılan kafalar var. Pek çok insan buna atıldı. Zamanı yine sanki uzayın bir boyutuymuş gibi dördüncü bir boyut olarak eklediler filan, ne olduğunu anlamadan space-time diye bir şey çıkardılar, tasarım çıkardılar ve işlemiyor, hiçbir yerde kullanılmıyor. Yani bir iki tane şey dışında, böyle aşırı inatçı yazar dışında o kavramı neredeyse kullanan yok. Şimdi Hegel'de uzay ve zamanın birliği bambaşka ve onu inceledik, ona birkaç çalışmayı ayırdık. Uzay ve zamanın birliği nedir? Uzaydan zamana nasıl geçiyor? Şimdi Logos'tan uzaya geçişi o ayrı bir problem. Onu yine inceledik. O da uzun sürdü. Çünkü şey, kolay problemler değiller. İnsanların ön yargılarına açık olan problemler. İşte Logos'tan uzaya geçiş, Tanrı'nın evreni yaratması vesaire gibi bir tasarımla birlikte düşünülüyor. Aslında bu tasarım daha çok Big Bang kuramına uygun, ona yakışan bir tasarım. Evrenin yaratılması gibi bir tasarımın nerede olduğunu sorarsak onu şey de alacağız, modern fizikte göreceğiz. Bu son derece irrasyonel bir şey. Çünkü rasyonelliği nasıl anladığımıza bağlı. Eğer rasyonelliği doğru anlıyorsak Big Bang kuramının başlangıcının şey olduğunu söyleyemeyiz. Mantıksal olduğunu ya da usal olduğunu söyleyemeyiz. Yani Big Bang kuramının evrene saptadığı başlangıç çözümlemesi bütünüyle şey, mantıksız. Ama yine de kabul ediyorlar ve bu şey, yani dünya tininin doğayla ilgili bilgisini nasıl şekillendirdiğini ve ne kadar bozuk şekillenebileceğini de gösteriyor. Ve bunu kabullenen insanlar şeyler, fizikçiler çoğunlukla, yani sıradan halktan insanlardan çok şeyler, fizikçiler ve halk da onları izliyor. Yani zaman yaratıldı, uzay yaratıldı. Nereden yaratıldı? Hiçlikten yaratıldı. Bu şey mitolojiye benziyor açıkça. Ama bu hala bilimsellik olarak kabul ediliyor ve yavaş yavaş kırılmalar, kopmalar var. İşte geçenlerde süpersimetri artık
pek tutulmuyor diye yazılar çıkmaya başladı. Ondan önce Big Bang kuramını burada gösterdik. Big Bang kuramını kabul etmeyen yazarlar arasında artık Steven Weinberg var, başka kimler vardı? Bir ünlü süperstar daha var. Hawking var. Yani ama bunlar zaman zaman tekrar geri dönüyorlar, tekrar reddediyorlar. Yani şeyi bulamıyorlar, sağlam olanı, sözsel olanı bulamıyorlar bu bilimsel süreçte. Şimdi yine Hegel'e dönersek, Hegel uzaydan zamana nasıl geçiyor? Şimdi karşıtlık kavramının kendisi Hegel'in felsefesinde tabii ki şey, birinci önemde olan bir kavram ve bunun ayrıca mantık biliminin kendi içinde de çözümlenen bir kavram. Karşıtlık kavramı öz bölümünde bunun ne anlama geldiğini açıklıyor. Şimdi burada bize yeterli olacak olan faktörler şey, karşıtların herhangi bir ayrımı belirtmediklerini, özel bir ayrım türünü belirttiklerini ve bu özelliğin, o ayrımların birbirini ortadan kaldırması olduğunu onu düşüneceğiz. Karşıtlığın anlamı bu. Bu ikisinin birliği çelişki dediğimiz şey. Karşıtlık ve çelişki aynı şey değil. Yoksa iki sözcük olmazdı. Karşıtlar birbirlerini ortadan kaldıran momentler diyebiliriz ve çelişki bunların birlikteliği. Yani çelişki onların birlikteliğini ileri sürmek. Ve çelişkinin karakteri de o zaman kendini ortadan kaldırmak olacak. Şimdi uzay ve zaman kavramları, karşıtlar iseler birbirlerini ortadan kaldıracaklar. Ama aynı zamanda karşıtların birbirlerini ortadan kaldıran bu kavramların bir şeyi de yanı da birbirlerini belirlemeleri, birbirlerini ortaya koymaları. Yani biri olmadan öteki olmuyor. O anlamda birbirlerini belirliyorlar. Dolayısıyla karşıtlar tam olarak çelişkiyi sergileyen bir ilişkiyi anlatıyorlar. Bir taraftan birbirlerini var ediyorlar, bir taraftan birbirlerini yok ediyorlar. Ve de bu Aufhebung, Hegel'in Almanca'da sıradan bir sözcük. Aufhebung dediği şey, ortadan kaldırma Türkçe'de. Ve bunun kaldırma sözcüğüyle hiçbir ilgisi yok, onu anımsattık daha önce. Çünkü kaldırma bir şeyi bir yerden bir yere yükseltme demek. Ve bunu kaldırmayı, ortadan kaldırmayla karıştıran bir kafa yapısı felsefeye girmeme. Kaldırmak. Ortadan kaldırmak iki anlamı taşıyor. Almanca'daki Aufheben'in iki anlamını birden taşıyor ve bu şey, yine usul evrenselliğini gösteren bir örnek. Çünkü yani ortadan kaldırma bir şeyi saklama anlamına da geliyor Türkçe'de. Bir şey ortadan kaldır dendiği zaman zorunlu olarak onun yok edilmesini istendiği sonuç çıkmıyor oradan, değil mi? Yani yok ortadan kaldırmak aynı zamanda saklamak anlamına da gelebilir ama devleti ortadan kaldırmak, düzeni ortadan kaldırmak gibi anlatımlardan biliyoruz. Bu şey yok etme anlamına da geliyor. Ve de karşılık ilişkisi, bu şeyde kavramlar arasında karşılık ilişkisi bu iki momenti de anlatıyor. Hem ortadan karşılar, hem birbirlerini ortadan kaldırırlar, hem de birbirlerini saklarlar. Yani varlıklarını korurlar ya da varlıklarını belirlerler, öyle diyebiliriz. Şimdi uzay ve zaman bunu nasıl yapıyor? Uzay ve zamanın birbirini dışladığını, birbirini olumsuzladığını düşünebiliriz. Uzay zaman değildir, zaman da uzay değildir. Bu şey açık bir kavram değil mi? Açık bir düşünce. Uzay zaman olmadığı için uzaydır, zaman uzay olmadığı için uzaydır ve bunlar birbirlerini dışlar. Şimdi doğa alanının ve tin alanının ikisini birlikte düşünelim ya da yalnızca doğa alanını düşünelim. Bu alanda uzay ve zaman kavramlarını kapsamayan başka bir kavram düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Uzay ve zamandan sonra gelen her kavram bu iki kavramı kapsıyor. Buna dikkat edelim. Bu şeyde de mantık biliminin başındaki varlık ve yokluk kavramları durumunda da var. Bunlar da dizgenin temel açılış kavramları. Şimdi bir daha düşünün. Uzay ve zaman kavramını kapsamayan başka herhangi bir kavram olabilir mi? Herhangi bir şey. Doğa ve tin alanı. Olamaz. Bu çok açık bir şey. Aksiyomatik bir şey. Çünkü bunlar ilk kavramlar ve daha sonra gelen yapı bu iki kavramın üzerine kurulacak. Yani çok girift görünebilecek mantıksal düşünceden kaçsak bile temel en azından üst yapı tarafından moment olarak ya da negatif olarak kapsanıyor diyebiliriz.
Uzay ve zaman kavramları, daha sonraki tüm kavramların momenti. Ama o iki kavram birbirinin momenti değil. Uzayı zamansız düşünebiliyoruz, zamanı uzaysız düşünebiliriz. Zaten Hegel doğa felsefesine uzayla başladığı zaman onun zamanı da kapsadığını söylemiyor. Dolaysız diyor, genel diyor, olumlu diyor. Yani olumlu da olumsuzun olmamasını anlamak çok önemli. Çünkü olumsuz başlangıç olamaz. Niye olumsuz başlangıç olamaz? Olmalı çünkü. Olmalıysa olumlu demektir. Ama olumsuz. Olumsuz niçin başlangıç olamaz? Çünkü dolaysız olamaz. Dolaysız ne demek? Herhangi bir şey dolayısıyla olmayan demek. Çıkarsama, türetme, öncül içermeyen demek. Ve uzay bu anlamda dolaysız. O zaman yani uzay zamanı kapsamıyor diyebiliriz ve o zaman zaman için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Zamanı uzaysız düşünebilir miyiz? Soyut olarak düşünebiliriz. Soyut olarak her kavramı kendi başına düşünebiliriz. Ama mantıksal düşünme, soyut düşünmeden ayrı bir şey. Soyut düşünme çok yaygın. Devlet kavramını, töz kavramını, hangi kavram olursa olsun soyut olarak düşünmek olanaklı. Ve bu anlak yetisinin becerisi, bir şeyi soyutlama içinde düşünmek, bilinçte o soyutluğu içinde tutabilmek, Hegel'in görüngü biliminde güzellik anlaktan nefret eder diyor. Çünkü anlak ölü olana sarılır diyor. Ölü olan ilişkisiz, kıpırtısız, bağlantısız olan demek ve anlayan yetisi bu. Bir kavramı, hani bir kavramını soyut olarak düşündüğünüz zaman çoklu da dışlıyorsunuz. Çok da onun dışına atılıyor ve bu Parmenides'in eleatiklerin yanılgısıyla onun çokla ilişki içinde düşünmeyi reddettiler ama sonunda diyalektiği geliştiren ya da bulanlar da onlar da ama o reddettikleri birliği reddetmede haklı değildiler çünkü bir kavramı çok kavramıyla birlik içinde ya da karşılık içinde ve şimdi burada mantıksal düşünmeye dikkat edeceğiz. Yoksa bu şeyi çözmemeyi yapmanın ya da Hegel'i izlemenin bir yararı olmayacak. Çünkü dışsal olarak gitmek değil. Kavramların bağlantısını anlamakla aynı şey değil. Ve de onu kendi kafamızda yapabilmemiz gerekir. Şimdi uzayın ve zamanın birliğini konuşuyorduk. Uzay ve zaman kavramları tekil olarak düşünülebiliyorlar, soyut olarak düşünülebiliyorlar ve ama daha sonraki kavramlar dedim, yani Hegel'in dizgesine bakarsak şimdi bunu bir derece açalım. Burada bir derece daha açalım. Tüm kavramlar, sonradan gelen kavramlar, önceki kavramları örtük olarak kapsıyorlar. Ve dolayısıyla uzay kavramını kapsayacak bir şey yok. Yani bütünüyle logos'u kapsıyor diyebiliriz. Zaman kavramı için de bir şey geçerli. Şimdi, uzay ve zaman kavramlarını aldıktan sonra Hegel onların birliği olarak yer kavramına geçiyor. Yer kavramının uzay ve zamanın birliği olduğunu düşünebiliyor muyuz? Yani yeri uzay olmadan düşünemeyiz değil mi? Yer, uzaysal yer. Yani bu neredeyse bunlar anlamlaş gibi görünüyorlar ama yer kavramının, zaman kavramının içerdiğini düşünebiliyor muyuz? Ya da o içermenin zorunluluğunu düşünebiliyor muyuz? Hegel zorunludur diyor bu iki kavramın birliği. Şimdi o zaman kısaca özetleyeyim ilerleyebilmek için. Yani bu sonlu mekaniğe başlıyoruz. Kütleyle ilgilenmeye çalışacağız ama ön kavramları
kullanacağız. O yüzden bunları tekrar geçeceğiz. Yer ve devim özdek kavramına geçiyor. Şimdi yer kavramı ikisinin birliği dedik. Yer kavramı, şimdi Hegel'in yönteminde birlik ya da tekillik, tekillik, birlikle anlamdaş ya da komşu görüyoruz. Üçüncü kavram, yani her üçünün üçüncü momenti tekillik karakterini taşıyor ve aynı zamanda bu birlik, karşıtların birliği olduğu için bu kavram kendini ortadan kaldırma eğiliminde olan bir kavram. Yani karşılar birbirlerini ortadan kaldırıyorlardı, değil mi? Karşıtların karakteri buydu. Eğer üçüncü moment ikisinin birliği ise, iki karşıt kavramın birliği ise o üçüncüsü kendini kaldıracak. Burada üçüncü moment yer kavramı. Yer kavramı uzay ve zamanın birliği. O zaman yer kavramının kendini ortadan kaldırması gerekiyor. Yer kavramının kendini ortadan kaldırmasının anlamı nedir? Hegel diyor ki başka bir yer olması bu kavram. Şimdi Hegel'in metnine bakalım, biraz daha yaklaşacağız sanıyorum. Yer ve devim. Hocam devir mi, devilim mi hocam? Devir mi, devilim mi? İkisi de bir. Evet, isterseniz devim diyebilirsin. Sadece uzamış olur, orada iki tane harf. İkisi de var sözlüklerde. Şimdi son nokta yerdir diyor. Nasıl bunları toparlayabiliriz? Yer kavramı bir cismin doldurduğu yer. Yani bildiğimiz yer kavramı. Ve de yer kavramının mantıksal önemi, imlemi uzaysal ve zamansal olması gerekiyor. Uzaysal ve zamansal olması, yani o iki kavramın birliği olması, iki karşıtın birliği olması, yer kavramının kendini ortadan kaldırmasının olanağı. Yer kavramı şey koyulmuş çelişki diyor Hegel'de. Birlik ya da özdeşlik, buradaki kavramın özdeşliği de var. Yani karşıtlar ve de aynı zamanda da özdeşlik ya da birlik var. Şimdi tasarımımıza gidelim, oraya bir başvuralım. Uzayı düşündüğümüz anda, uzay ister noktasal olarak düşünelim, isterse dal birliği olarak düşünelim. Onu orada zaman kavramını düşünmek herhalde yine alışkanlıkla doğal olarak yaptığımız bir şey. Uzay varsa zaman da vardır. Uzay ve zaman realitede ya da gerçekte birbirlerinden ayrılamazlar. Yani uzayı düşünmeye çalışırsak kendi başına zamansız bir uzay düşünebiliriz ama dediğim gibi bu soyutlama olacak, anlak soyutlaması. Gerçekte ya da realitede uzay zamansız olamaz. Ve de uzay ve zamanın birliği yer. Yer kavramını biz çocukken öğreniyoruz. Ama Homo sapiensin o kavramı çeşitli kültürlerde, her kültürde nasıl ortaya çıkardığını düşünürsek orada Homo sapiensin bir öğretmeni yok. Toplum ona öğretiyor, kültür ona öğretiyor diyemeyiz. Yer kavramı tüm dillerde var. En azından gelişmiş dillerde var. Ve de bu kavramı çıkarsamamızın, türetmemizin olana uzay ve zaman kavramlarına da yetenekli olmamız. O kavramları da düşünebiliyor, onları da çıkarsıyor olmamız. Ve de yer kavramı çelişkili bir kavram. Şimdi bir incelik daha var. Aslında tek başına uzay kavramı bir soyutlama. Çünkü eğer kavramın soyutlama olmadığını düşünürsek, kavramın somut olduğunu düşünürsek, o zaman uzay kavramı henüz şey değil, gerçek bir kavram değil. Çünkü karşısını dışlıyor ve dışlamaması gerekeni dışlıyor soyutlamada. O zaman o kavram niteliğini kaybediyor. Asıl kavram iki momentin birliği olarak üçüncüsü. Bu zaman zaman karşımıza çıkacak. Yine hatırlatacağım bunun önemini, niçin zorunlu olduğunu. Ama
uzayı zamansız düşünmeyeceğiz, zamanı uzaysız düşünmeyeceğiz ve bu görelilik kuramındaki uzay zaman birlikteliğinden başka bir şey. Görelilik kuramında uzayın üç koordinatı veriliyor. Onun yanına dördüncü koordinat olarak zaman ekleniyor ve bu koordinatlar verilen koordinatlarda Einstein'a göre çubuk, fiziksel çubuklarla ölçülen uzaklıklar ya da bir saatte ölçülen zaman, T zamanı, T bir zaman. Zamanın, zaman kavramının çözümlemesinde onun da nicelik olduğunu, sonsuz küçüklük olduğunu ve şimdinin kendini ortadan kaldırmak zorunda olduğunu, dolayısıyla varken yok olduğunu ve bu şekilde geçmiş ve gelecek momentlerini de kendinde kapsadığını, bunları gördük ki bu herhangi bir mekanik saatin, su saatinin ölçebileceği bir şey değil. Sonsuz küçüklük kavramıyla karşılaşıyoruz burada. Aynı sonsuz küçüklük kavramı uzay kavramı için de geçerli. Yani uzay da, Hegel uzay kavramı için nicelik, onun nicelik olduğunu söylüyor. Mantıksal nicelikten ayrımı dışsal olarak koymuş nicelik olmasını yapıyor uzay kavramı için. Bilginin söylediği şey bu. Şimdi bu sonsuz küçüklüğe düşmeleri, bu iki kavramın onları matematiğe açık kılan yanları, yani kalkülüse uzay ve zamanı aldığımız zaman, onları sonsuz küçüklük düzlemine getirdiğimiz zaman bu geçerli bir yöntem. Çünkü bu kavramlar, uzay ve zaman kavramları da kendilerinde şeyler. O şeye uygunlar, yani nicelik kavramının bütün karakterini taşıyorlar. Süreklilik ve süreksizlik özellikleri vardı ya da aslında karakterleri bu. Bu her iki kavramında süreklilik ve süreksizlik. Süreklilik kavramı birliği anlatıyordu, bölünmemişliği, değil mi? Kesiklik kavramı onun tam tersini anlatıyordu, bölünmüşlüğü. Tabii ki bu da mantıksal olarak yine kendi için varlık kavramına dayandırılıyor Hegel tarafından ve onları konuştuk. Onlar şeyde, videolarda bir bölümü şimdiden yüklendi, onları oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bunlar çok uzatacak, o yüzden onun ayrısına girmeyeceğiz ama şimdi... Demim. Demimi çıkarsa nasıl burada? 261. paragrafta. Ve burada aynı zamanda özdeğe geçiyor. Şimdi ilk üçlü şuraya bakarsak, arka tarafa geçiyorum. Burada uzay, zaman, yer ve devrim var. Özdek burada başlıyor. Sonlu özdek ya da sonlu mekanik bölümü. Oradan saltık mekaniğe geçecek. Şimdi uzay ve zamanın birliği özdekse, şimdi uzay ve zamanın birliği yer. Yer kendini ortadan kaldırmak zorunda, yerin kendini ortadan kaldırması, şunu çıkarabilecek miyiz? Hegel'in açıklamasını ya da çözümlemesini. Demin kavramının uzay ve zaman kavramını kapsadığını doğrulayabilecek miyiz? Demin yalnızca uzayda düşünürsek o kinematik dediğimiz şey olacak, değil mi? Çünkü kinematik ve zaman kullanmıyoruz. Kinematik nedir? Demin geometrik olarak alınması ve geometrik zaman kullanır mı? Kullanmıyor. Kinematik kinesis demin demek. Demin bilim. Ve zamanı kullanmadığımız zaman aslında devrimi kullanamayız. Dolayısıyla o bir soyutlama, yani bir realitesi olan bir şey değil kinematik. Dinamik gerekiyor bize. Devrim kuvveti gerektiriyor. Değil mi? O yüzden kinematik şimdi sadece soyut olarak uzay zaman ilişkisini alıyor. Yer kavramı uzaysal, zamansal uzay ya da uzaysal zaman, bu ikisinin birliği ve
Buradan yine özdeye geçiyor. Öznek için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Uzay ve zamanın birliği. Dolayısıyla sanki devin ve öznek birmiş gibi görünüyor. İkisi de uzay ve zamanın birliği. Değil mi? Özneğin uzay ve zamanın birliği olduğu konusunda bir tanımız Maxwell'di. Maxwell'in kitabında şeyini gördük, o konudaki sözlerini gördük. O tanık şey, en azından dışsal bir doğrulama olarak geçerli. Özdeğin uzay ve zamanla ilişkisi devin özdeğin belirli değil mi? Şimdi devinin soyut olarak düşündüğümüz zaman henüz özdek yok. Dolayısıyla kinematik alanında üstelik zamanı da soyutlayabiliyoruz. Devin soyut olarak özdek olmadan düşünülebiliyor. Ama eğer devimin uzay ve zamanın birliği olduğunu, özdeğin de uzay ve zamanın birliği olduğunu düşünürsek, o zaman ikisi bir. İkisini ayırmak olanaklı değil. Yani şimdi yine tasarıma bile dayanmamız yeterli olabilir. Devim varsa, devinen bir şey var. Yani herhangi bir cisim olmadan, herhangi bir özdeksel nesne olmadan devimden söz ettiğimiz zaman bu bir kinematik soyutlama olacak. O zaman devim ve özdek bir ve bunu yine kendisi de burada söylüyor. Uzay olmadan, devim olmadan özdek olmaz ve özdek olmadan. Şimdi uzay ve zamanın kendileri, iki kavramın kendisi, bunları şey olarak düşünebiliriz, sürekli olarak düşünebiliriz, sonsuz süreklilik olarak düşünebiliriz, kesiklik olarak düşünebiliriz, noktasallık olarak düşünebiliriz. İki momenti de düşünmeliyiz ve bu ikisi her zaman özdek ve devim olduğuna göre bütün realite, doğal realite, evren, fiziksel evren, o zaman devinen özdekten oluşuyor. Yani devimin ve özdeğin olmadığı tek bir uzay noktası, tek bir zaman momenti yok. Bu çıkıyor. Burada problem şudur. Eğer tüm uzay özdek ile dolu ise o zaman plenum ile karşı karşıya kalacağız. Doluluk, saltık doluluk, hiçbir kesiklik içermeyen işte doluluk. Devim de mümkün olmayacak. O zaman devim olmayacak. Ve de bunu Hegel'in yöntemi bunu yasaklıyor. Çünkü süreklilik ve kesiklilik birlikte gidiyorlar. Süreklilik ve kesikliğin birlikteliği ne demek? Bunlar matematiğin temel kavramları, süreklilik. Pozitivistler, örneğin Hilbert, Einstein, bunlar matematikten sonsuzluğu ve sürekliliği uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu abartma değil, şey de değil. İftira da değil, bunların özellikle yapmaya çalıştıkları şey, süreklilik. Çünkü diyalektik düşünmüyorlar, düşünemiyorlar. Diyalektiği bir fantazi olarak kabul ediyorlar ya da hiç bilmiyorlar. Einstein'in hiç, Einstein biliyor gibi görünmüyor 20 yaşlarında o şeyi yazarken. Özellikle genel görevlik çalışmaları ya da düşüncelerini yaparken diyalektikten haberdar gibi görünmüyor. Kavramı da biliyor gibi görünmüyor. Onların etkilen kaynakları da biliyoruz. Ernest Mach, David Hume. O sıralarda yine Avusturya'da Mach Verein var. Ernest Mach Derneği var. O daha sonra Viyana çevresi adını alıyor. Biliyoruz değil mi Viyana çevresini? Pozitivizm, Ernest Mach. Asıl onun esin kaynağı Ernest Mach. Ernest Mach her şeyin duyular yoluyla bilinmesi gerektiğini söylüyor. Duyular ancak öyle olabileceğini söylüyor. Bu şey gelebilir. Pek çok fizikçi saçma gelebilir. Felsefeciler bunu ciddiye bile almazlar ama Ernest Mach gibi fizikte başarılı olmuş. Pek çok inceleme yapmış, pek çok buluşu yapmış. Biliyorsun ya Mach hız, ses hızı onun adıyla biliniyor. Böyle bir insan felsefede skandal konumunda. Yani her şeyin bilmek için tek yolunuz şeydir, duyulardır. Ancak
duyulara indirgenirse bilinebilir deyip böyle bir şey felsefe. Lenin bile buna itiraz ediyor. Ernest Martin'in duyumculuğu, amplifizmi o nedenle yazıyor. Ve şimdi diyalektik sürekliliği ve kesikliliği birlikte geçiyor. Çünkü bir dediğimiz zaman o birin sürekliliğini kabul edebiliriz. Bir varsa Spinoza'nın tüzü gibi, Parmenides'in varlığı gibi orada hiçbir negatif yoksa elimizde şey var, soyut süreklilik varlığı. Ama birin çok olmadığını düşünmek çok zor. Ya da birin bölünemeyeceğini ve o bölünmenin sonsuza kadar sürdürülemeyeceğini düşünme yeteneğimiz olamaz. Yani bölünme şu boyutta durur ya da şu uzunlukta durur diyemeyiz. Bu bizim şeyimiz, mantıksal yapımız ya da düşünme yapımız ve bunu biz belirlemedik. Aynı şey zaman içinde geçerli. Aynı şey zaman içinde geçerli. Uzay ve zamanın birliği olarak özlük içinde geçerli ya da devrim içinde geçerli. Bunlar şey, kendi momentlerinin bütün karakterlerini kendilerinde taşıyorlar. Şimdi uzayın doluluğu, düşünün uzayın doluluğu devrimi engelliyor. Plenum devrimi engelliyor ama bu plenum aynı zamanda vakumla birlikte olmak zorunda ve süreklilik ve kesikliliğin birlikteliği uzay ve zamana esneklik veriyor. Esneklik ve katılık, bunlar yine mekaniğin temel kavramları. Onları da biliyoruz. Şimdi bu noktaya kadar bir şeyimiz yok. Büyük bir sorumuz yok galiba. Yani uzay ve zamanın birliği, uzay ve zamanın birliği olarak yer, dilim, özdek. Özdeğin birliği ve kesitliliğini şimdi uzay ve zamanda henüz kuvvet kavramıyla karşılaşmıyoruz değil mi? Ama özdeğe geldiğimiz zaman hemen önümüzde olan kavram, kuvvet kavramı. Neden? Özdek ve bu kuvvet kavramının bir başka adı da yer çekimi. Ve yer çekimi, itme ve çekmenin birliği. Bu Hegel'in icat ettiği, onun bulduğu bir kavram değil ama onun düzelttiği bir kavram, onun sağlamlaştırdığı bir kavram. Çünkü Kant'ta da var, daha önceki fizikçilerde de var. Çekme ve itme kavramları ve bunların iki ayrı kuvvet olmadığını, ikisinin aynı kuvvet olduğunu bu Hegel'e ait bir şey, katkı diyebiliriz. Çünkü süreklilik kavramı bütünlüğü dinlediği ölçüde çekme kavramıyla düşünebileceğimiz şey. İtme kavramı kesiklik momentiyle birlikte giden yan. Şimdi biraz ilerleyeceğiz. Burada özdeğin az önce söylediğim çözümlemesi var. Özdeğin gitmesi ve özdeğin çekmesi. Özdek bir kuvvet. Kuvvet kavramı özdekle bir. Yani özneye dışarıdan eklenen bir kavram değil. Ve yani bunu vurguluyor. Şimdi geçen hafta ya da evvelki hafta standart modeli incelerken şeyi gördük. Kuvvet kavramını dörde ayırmışlar. Bir tanesi yer çekimi kuvveti. Ötekilerde elektromanyetik kuvvet, güçlü kuvvet ve zayıf kuvvet. Güçlü kuvvet, bu kuarkların bir arada bulunmasını sağlayan kuvvet. Hatırlıyor musunuz? Kuarklar proton ve nötronları oluşturan birimler ve her biri, proton ve nötron her biri, iki tür kuarktan oluşuyor. Bu kuarklar çok daha küçük parçacıklar. Ve de kuarklarla şimdi şu anda yine değişik atom modelleri var ama bizim incelediklerimiz genellikle şey, Güneş sistemine benzeyen atom modelini kabul ediyor ve bu şeyle, çekirdekle elektronlar arasındaki, yani yörüngelerde dolaşan elektronlar arasındaki boşluk muazzam, atomun yüzde
99, 99, 99, 10'da 99, 99'u şey boşluktan oluşuyor. Dolayısıyla bu elektronlar ve çekirdek arasındaki kuvvet elektromanyetik kuvvet olarak adlandırılıyor. Bu şey elektronları çekirdekten koparmayan, çekirdeğe doğru çeken kuvvet. Çekirdeğin içindeki olaylar, onlar da şey, belli ölçülerde çözümlenmiş durumda. İşte kuarklar var diyorlar. Kuarklar, bunlar elektriksel olarak elektrik parçacıklar ve aralarındaki oran protonun artı bir elektrikli olmasını sağlıyor. Ve şimdi Hegel'in yaklaşımıyla bu yaklaşımı karşılaştırırsak bir benzerlik olabilecek miyiz? Kuarklar özek kütleleri, özdeksel kütleler, bunlar boyutları var, ağırlığı var, yer dolduruyor. Ve de bu kuarklar kendi aralarında güçlü kuvvet denen, strong force denen kuvvet sayesinde bir arada duruyorlar. Kuarkları bir araya yapıştıran kuvvet, kuarklardan ayrı bir kuvvet, ayrı bir şey. Şimdi Hegel'de şey dedik, bu kesiklik momentini düşünürsek, özdeğin atomları arasındaki ilişkinin kendisi kuvvet ya da özdeğin kendisi kuvvet. Çünkü özdek o kuvvet olmadığı zaman, yani onu bir arada tutan ve o kuvvet olmadığı zaman ya dağılma, sonsuza dağılma, yok olma şeyinde, riski altında ya da kendi içine çökerek yine yok olma riski altında. Özdek parçalarının bir arada durması kendiliğinden olan bir şey değil. O kuvvetin ta kendisi. Bu şey gibi görünüyor, almak düzeyindeki düşünceyi, çekme kuvveti gibi görünüyor. Çünkü örneğin kuarkı düşünün, o kuarkın ikiye bölünebileceğini düşünün, niye ikiye bölünmüyor? Niye ikiye bölünme potansiyeli varken o iki bölünme potansiyeli taşıyan parça bir arada bölünür? Çünkü birbirini çekiyorlar. Ne çekiyor mu? Kuvvet. Ama kuvvet bir şey değil. Özdeğe dışarıdan yapıştırılan bir faktör değil. Şimdi kuarkı bir tarafa bırakıp, o sözcüğü bir tarafa bırakıp özdeği düşünürsek, özdek herhangi bir şekilde parçacık olarak düşünüldüğünde o zaman oradaki o kütlenin oluşum zemini olana kuvvet olacak. Kuvvet olmaksızın onlar bir arada duramazlar. Şimdi kuarkları düşünürsek, kuarklar birbirlerine, kuarklar kesikli üç parçacık olarak duruyor. Süreklilik yok. Yani üç kuark bir arada proton oluşturduğu zaman bire indirgenmiyor. Bir kuarktan söz etmiyoruz. Bunlar şeyler, kesiklik momentindeler ya da o durumda, o ilişki içindeler ve bunları bir arada tutmak için fizikçiler, Çetin Bey belki bu konuda bize yardımcı olabilir. Gluon diye bir ayrı bir parçacık var diyorlar. Ve bu, tabi bunlar gözlenmiş değil. Gluonlar gözlenmiş değil. Gluonlar kuarkları bir arada tutan kuvvet anlamına geliyor. Ama bunlar şey, kendileri birer kuark gibi parçacık. Peki, gluonlar parçacık ise, hemen kolayca soruyoruz. Gluonların içinde ne var acaba? Onları da tutan, onları da yapıştıran ayrıca başka gluon türünde kuvvet parçacıkları mı var? Bu konuda şeyimiz var mı bir? Şimdi bana ters gelen şöyle bir şey var. Bir alışveriş, gluon alışverişinden bahsediyorum. Evet. Şimdi kuarklar arasında. Bir alışveriş kuvveti nasıl meydana geliyor? Yani ben size 10 lira versem, siz bana 20 lira verseniz nasıl bir kuvvet? Yani bir kere bu alışveriş, gluon alışverişi tam bana göre izah edilmiş değil. Yani gluonla kuvveti izah edemezsiniz gluon. Ama başka da bir şey önermiyorlar. Önermiyorlar. Ama şimdi öyle dediğiniz gibi gluonun da bir altyapısı muhakkak var. Ben inanıyorum ona. Eğer gluona inanıyorsak. Ondan sonra kuarkların da var bir altyapısı. Evet. Bu mantıklı görünüyor. Evet. Bunlar matematiksel olarak doğrulanan, gözlemlerden çıkan sonuçların çözümlemesiyle, yorumlamasıyla varlıkları kabul edilen parçalar. Yani şey değiller, kurgu değiller, sadece fantezi ürünü değiller. String kuramında hiçbir doğrulama yok. Ama bu standart model deneysel olarak çok iyi doğrulandı diyorlar. Özellikle bu CERN'deki şeyler, deneyler sayesinde. Çünkü Higgs parçacığı son parçacıktı. O teoriye göre
Evet. O da bulununca tamamlandı. Onun %99 diyorlar bulunması. Evet. %100 diyemiyorlar. Hocam şimdi gluonlar ve fermiyonlar arasındaki bu çekim kuvvetini bildiğim kadarıyla artı eksi olmayan bir elektriksel yük bağlamında kullanılan bir kavram var. Yine bir elektriksel yük söz konusu. Yalnız bizim bildiğimiz elektron-proton ilişkisi tarzında değil. Bunun başka bir adı var ama şu anda hatırlamıyorum. Yani yine bir elektriksel kuvvet bağlamı var. Peki elektriksel kuvveti düşünelim. Şimdi elektriksel kuvvet, elektrondan kaynaklanıyor bu şey. Elektron çekirdeğin çevresinde dönen parçacıklar ve bunlar proton ve proton tarafından çekiliyorlar. Nötronlar da var. Atom çekirdeğini biliyorsunuz. Şimdi yine Başat fiziksel kuramlara göre eter yok ve dolayısıyla atomun içindeki muazzam boşluk, atomun ne kadar boş olduğunu incelemek kolay değil. Yani çok örnek veriyorlar, benzetme veriyorlar. Bir saç telinden daha ince bir boyut düşünün. Yani saç teli kaç mikrondur? Diyelim ki 10 mikron ya da 5 mikron. Eğer çekirdeğin büyüklüğü bu kadarsa, elektronun çekirdeğe uzaklığı 2 ya da 3 stadyum şeyi kadar, uzak boyu kadar. Yani stadyumu 500 metre ederse, 1000 metre, 1 kilometre. Şimdi elektromanyetik kuvvet, elektron ve proton arasındaki etkileşim, interaction, o alışveriş dediği şey, bunlara kuvvet demekten de yavaş yavaş kaçınıyorlar, interaction demeye başlıyorlar ya da ikisini birlikte kullanıyorlar. Peki, elektron ve proton arasındaki bu çekim ve itme ilişkisi nasıl iletilecek? Nasıl elektron bilecek ki orada proton var ve o beni çekiyor ya da proton, şurada bir elektron var, ben onu çek. Eğer bunlar arasında herhangi bir iletişim aracısı yoksa, ki şeye göre öyle, görelilik kuramına göre bir eter söz konusu değil. Şimdi bunlar şeyler, boşluk, yani bunların yanıtı yok henüz. Bunlar modeller. Ayrıca yine eğer zamanımız, fırsatımız olursa bu kuantum mekaniğini incelerken şey göreceğiz. Bu atom modelleri de şey değil, çok üzerinde anlaşılan şeyler değiller. İşte bu geçen hafta yanlış söyledik aslında. Bu Rutherford'un modeli güneş sistemine benzeyen atom modeli. Thomson'un modeli var, o zümrükek modeli. O şeyde daha önce bulunan ve Rutherford'un o şeyde altın tabaka üzerine, çok ince altın tabaka ile yaptığı alfa bombardımanı sonucunda ortaya çıkardığı kuram bu, model bu, güneş sistemi modeli. Yani ortada çekirdek var, çevrede elektronlar dönüyor. Daha sonra Niels Bohr'un modeli geliyor. Niels Bohr'a göre şeyler var, değişik. Yörüngeler, değişik çeşitli. Orbital. Zorunlu sayılarda elektronlar dönüyor. Orbital. Orbital. Evet, yani Niels Bohr orbitali kabul ediyor ve onları çoğaltıyor. Onlara belli bir mantıksal yapı veriyor. Şimdi bu orbitaller falan neden kabul ediliyor yörüngeler? Çünkü elementler tablosunu şey yapabiliyor, açıklayabiliyor bu model. Ama bu model o tabloyu açıklasa da, son derece yararlı ve kullanışlı olsa da bunun real olduğunu düşünmeyeceğiz. Modeller real değil, kuramlar bilgi değil. Görelilik kuramı, kuantum kuramı, kuram sözcüğünün bilgiyle eşit değil, eşitlersek yanlış yapmış oluruz. Kuram hiçbir zaman şey değil, bilgi değil. Bir model hiçbir zaman bilgi değil. Ve de bu şimdi kuantum parçacık fiziğinin uğraştığı alan çok şey bir alan. Yani artık ölçüler tasarlanamayacak kadar küçük. Tıpkı şey gibi, görelilik kuramının, genel görelilik kuramının şeyini düşünürsek, alanı düşünürsek, orada da şeyleri tasarlayamayız. Büyüklüğün şeyini, kendisine. Çünkü çok şey. O yüzden böyle alanlar, deneyim ya da deney ya da gözlem çok şey olmuyor, yeterli incelikte olmuyor, yeterli sağlıklıkta olmuyor ve belli çaresizlikler var. O yüzden modellerle, kuramlarla gitmekten başka bir şey yok. Yok. Şimdi alt parantez bu şeyle.
David Bohm biliyorsunuz iyi bir ünlü bir fizikçi ve en ciddi fizikçilerden biri. Onun bu konudaki sözleri gerçekten şey, bakmaya değer. Şimdi bu özel ve genel görelilik kuramı yakında çıkacak. Şu bölümü okursak biraz bunun gibi görünüyor ama burada bu hiçbir şekilde dikkate alınmayan bir uyarı ve insanlar görelilik kuramını, kuantum kuramını ve onun değişik aletleri bunları bilim olarak görüyorlar ve geçerli evren modelleri olarak ya da atom altı modeller olarak alıyorlar. Görelilik kuramı kendisi bunu öğretiyor. Kitabı özel görelilik kuramı üzerinde. Tabi kuantum alanında bir olması şey, buluşları o alana ait. Burada diyor, görelilik kuramı çok daha başka nedenlerden ötürü çökebilir, çok nedenler ötürü çökebilir. Şimdi bizim amacımız görelilik kuramı çökmek değil. Çünkü kuram zaten şey değil, geçici bir model ve daha geçerli, daha sağlam bir üst modele, daha güvenilir bir modele yerini bırakacak. Ama şu anda şey görünmüyor. Şimdi yine dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi, görelilik kuramının kuantum kuramıyla hiçbir şekilde bağdaşmaması, hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bunları dışlıyorlar aslında bunlar. Ve de bu bağdaşmayı sağlamak için spin kuramı geliştirildi. Aşırı matematiksel, 10 boyutlu ya da 14 boyutlu bir uzay varsayıyor. O da şey, şu anda gözden düştü spin kuramı. Dediğim gibi süpersimetri o da terk edildi. Çünkü bunlar deneysel olarak hiçbir şekilde doğrulanmıyorlar. String kuramının doğrulanması için bir kolaydır gerekiyor. O kolaydırın yani şey, parçacık çarpıştırıcının bunun samanyolu büyüklüğünde olması gerekiyor. Şu an İsviçre'deki büyüklüğünü biliyorsunuz. 20 küsur kilometre. Evet. Şimdi fiziğin durumu şey değil, parlak değil ama bu kaçınılmaz bir şey. Yani böyle kalacak değil ve ilerleyecek ve bu atomların, daha doğrusu atom altı parçacıkların yapıları, sistemleri ortaya çıkabilecek belki de. Şimdi Hegel'in çizdiği tabloda o, şimdi Hegel'in şöyle bir şeyi var, ayrıcalığı var ya da ayrımı var. Evren, doğal evren ya da özdeksel evren ussaldır diyor Hegel. Tıpkı tin alanının da ussal olması gibi. O zaman o evrene, doğal evrene ve tinsel evrene yaklaşırken ussal modellerle yaklaşmamız. İlk şey bu, kural bu. Eğer modelimiz baştan irrasyonel ise, us dışı ise, örneğin işte action at a distance ya da uzaktan eylem, yani aracısız eylem. Şimdi bu kavram yine şeyde modern fiziğin temel kavramlarından birisi. Eterin olmamasını imliyor bu. Eter yoksa herhangi bir şey bu. Vakum varsa o zaman ışık bu vakumda gidiyor demektir. Bunu tasarlıyorlar. Çünkü ışık eğer foton olarak düşünülürse bir topun boşlukta gittiğini imgelemek, tasarlamak son derece kolay. Ve bunu yapıyorlar. Yani şimdi biliyoruz elektromanyetik dalgalar her tarafa yayılıyor değil mi? Atomların içinden de geçiyorlar. Atomların içinden nasıl geçiyorlar? Elektronları, elektron da içinden geçiyorlar nasılsa, elektromanyetik dalgalar. O atomun içindeki boşluğu da geçiyorlar ve herhangi bir alan olmadan, herhangi bir ortam olmadan bu geçişi yapıyorlar. Bu irrasyonel. Eğer bu irrasyonelse bir model bunu temel aksiyomu olarak içeriyorsa o model realiteye uyma şansını baştan kaybediyor demek. Fizikçiler felsefe eğitimi görmüyorlar. Hatta felsefeye karşı şeyler, bağışıklar, yani bir tür antikor şey yapmış, yüklenmiş olarak bağışık olarak giriyorlar ve önemli olan metafizik diyorlar ve biz fizikte metafizik yapmıyoruz. Aslında fizik metafiziğin ta kendisi çünkü kavramlarla ilgileniyor. O fiziksel, özdeksel, duygusal şeylerle ilgilendiğini sanırken hiç de öyle değil. Özdekle ilgileniyor, uzayla, zamanla ve bunlar kavram. Ve kavramın aynı zamanda da realite olması konusu onları kafalarını karıştırabilir. Ama kavram
kavramı realiteden soyutlayan ya da kavramı nesnellikten soyutlayan felsefeler var, soyutlamayan felsefeler var. Hegel'in felsefesi ikincilerden, soyutlamayanlardan. Yani uzay kavramı, zaman kavramı, Kant'ın dediği gibi sadece biçimler değil, sadece özneye sıkışmış düşünceler, soyutlamalar değil ama aynı zamanda nesnel varoluşları olan şeyler. Dolayısıyla burada önemli olan şu, bizim uzay, bizim mantıksal yapımızın, var olan evrenin, var olan tinsel alanın mantıksal ya da ussal yapısıyla örtüşmesi. Bu örtüşme bilginin olanağı, bilimin olanağı. Bir de o zaman açıkça şu sonuç çıkıyor, bilim adamları, fizikçiler, kimyacılar, sosyologlar, tarihçiler, bunlar kendi öznel fantezilerini, kurgularını, öznel aksiyonları bile öznelleştirirler Hilbert sayesinde. Çünkü Hilbert aksiyonların keyfi olduğunu şey yapıyor, düşünüyor. Eğer bunları bırakıp bunların yerine daha nesnel düşünmeye çalışırlarsa bilimleri daha başarılı olacak. Şimdi string kuramı 14 tane uzay boyutu varsayıyorsa ve bu kuramla realitenin üstüne gidiliyorsa ve bu süreç 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl boyunca sürüyorsa burada açıkça budalalık yapılıyor demek. Çünkü böyle bir 14 boyutlu realite, uzaysal bir bulunuş şey değil, irrasyonel. Uzayın 3 boyutu var. Niye 3 boyutu var? Çünkü kavramı onu gerektiriyor. Uzayın 3 boyutlu olması keyfi bir şey değil. Hegel geometriden uzayın boyutlarını çıkarsaması istenmez diyor. Geometri onları varsayıyor. Çünkü geometri aksiyomatik bir bilim. Tanıtlamaya dayalı olmasına karşın aksiyomları tanıtlamadan bağışık. Dolayısıyla üç boyutu çıkarsamıyor. Noktayı, çizgiyi ya da başka kavramlarını çıkarsamıyor. Ama felsefede böyle değil. Bilimde, gerçek bilimde böyle aksiyonlarla, varsayımlarla, hipotezlerle, kuramlarla, modellerle çalışamayız. Eğer çalışmak zorunda kalıyorsak o zaman onların olabildiğince ussal olmasını sağlamaya çalışırız. Görelik ve kuantum kuramlarını birleştirmek istiyorsak o zaman iki alanda da ussal olanı görüp, bulup, çıkarıp onları kendi aralarında ilişkilendirmeye çalışmamız gerekir ve onu yapmıyorlar. Öyle bir şu an dağınıklık var. Higgs bosonu ya da Higgs alanı burada da yine aynı irrasyonalizm görünüyor. Çünkü bitiriyoruz, ara vereceğiz. Higgs alanı bu evren mi o? Higgs alanı bir alan her şeyden önce. Evren, bütün evreni dolduran bir alan. Ve de bu alan ne yapıyor? Bu alan bütün parçacıklara kütlelerini veriyor. Yani diyelim ki kuarklardan şeye kadar, elektronlara kadar. Bozon, kütle veren bozonun peki kendisi nereden geliyor? İşte bu bir soru. Bunlar, çünkü bir standart model bir de Big Bang'le uyumlu kılınmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu Higgs parçacıklarının ya da asıl kütle, kökensel kütlenin kendisinin de yoktan yaratılmış olması gerekecek ve böyle bir başında söyledim. Yani bir dinsel açıklama olarak bunlar görülebilir. İnsanlar inanç düzleminde kendilerine fantazi özgürlüğünü verebilirler ama bilimde bunu yapmaları gerekir. Şimdi bir Big Bang kuramını savunan fizikçi buna yanıt veremiyor. Vermiyor. Yani bu şey, çünkü ustalcılık, irrasyonalizm, bu kavramlar onlara yabancı. Yani fizikçiler geçip aletlerin başında ya da formüllerin başında bir şeyler yapıyorlar ama bu onların kavramları bildiklerini gösteren bir şey değil. Belki de çoğunlukla bilmediklerini gösteren şey. Ya matematiksel olarak çıkan bir şeyin realitede de olup olmadığının sorgulanmasını bile düşünemiyorlar ve eğer matematikleri onlara 4 boyut gösteriyorsa ya da 10 boyut gösteriyorsa tamam diyorlar, realitede 10 boyut. Neden? Çünkü matematiksel olarak böyle çıkıyor. O hesapları yapmaları keyifli. Orada hangi işlemleri, hangi matematiksel bağlantıları kullanacakları şey. Örneğin kuantum alanında Heisenberg matrix matematiğini kullanırken Schrödinger şey kullanıyor. Bildiğimiz kalkülüsü kullanıyor. Yani fonksiyon kalkülüsünü kullanıyor ve sonunda şey diyorlar, ikisi de aynı sonuca var. Yani matematikçilerin matematik niceliğin bilimi ve kavramla ilişkisini iyi bilmek gerekir. Çünkü bir
sayısal bir kavram, sayı kavramı olarak o şeye de uygulanabilir. Tinsel alana da uygulanabilir, doğa alanına da uygulanabilir. Matematiğin bilimlerle ve realiteyle ilgisi. Şimdi son olarak onu söyleyeyim. Yani bu uzay ve zaman kavramlarının nicelik, özel olarak nicelik kavramları olması onların matematik ilişkilerini anlatıyor ve o zaman matematik kavramlarını ya da sayı kavramını sağlıklı olarak bilmek gerekiyor ve ne yazık ki bu kolay bir şey değil. Çok yalın olmasına karşın kolay değil. Ve matematiğin çözümlemesi şey. Hegel'in mantık biliminde ele aldığı bir konu. Merak edin oradan okuyabilirim. Nicelik bölümünde. Özellikle kuantum çözümlemesini okuduğun zaman kalkülüs konusunda söyleyeceklerini göreceksiniz. Ara verelim. Tabii. Şimdi David Bohm'un sözlerini gördük. Bunları geçici modeller olarak kabul edeceğiz diyor. Özellikle kuramını sunması ve onun için aynı şey. Az önce şeye baktım, kitaba baktım. O string kuramında kullanılan boyutların, kabul edilen boyutların sayısı 14 değil, 10 ya da 11. 11 10 ya da 11 diyorlar. Yani ya da, şimdi orada da bir kesinlik yok. Kitap çıkacak. Şimdi az önceki kavramsal bağlantılarla ilgili bir iki noktaya dikkat edelim. Uzay ve zamanın birliği yer, uzay ve zamanın birliği devrim, uzay ve zamanın birliği özdek. Üç tane ayrı kavram var. Üçü de uzay ve zamanın birliği olarak görünüyor Hegel'in sisteminde. Bunlar üç ayrı kavram olarak düşünülüyor. Gerçekten ayrılar ama aynı zamanda da bunları birbirinden ayırmak da pek olanaklı değil. Yani yerin ve devrimin ikisi için de şey, bunlar ayrı kavramlar ama şey, analiz ettiğimiz zaman, yer kavramını analiz ettiğimiz zaman, çözümlediğimiz zaman uzay ve zamandan başka bir şey bulamayacağız. Devrim içinde, devrim kavramı ve uzay ve zaman ilişkisi ve özlük kavramına geldiğimiz zaman yine aynı birliği buluyoruz. Uzay ve zamanın birliği ve demek ki özlük kavramı da yer ve devrim kavramlarıyla çakışıyor. Yani özdek, devrimsiz değil. Bu şimdi bizim belki alışkanlıklarımıza, tasarımlarımıza ters düşüyor. Ama mantıksal olarak başka bir şey söyleyemiyoruz. Eğer söyleyebileceksek o zaman gösterebilmemiz gerekir. Özdekte yer ve devrimden ayrı olarak şu kategoriler var. Kuvvet de var. Var, kuvvet var. Ama özdeğe geçiş için bize gereken kavramlar uzay ve zaman. Bu ikisini bulduğumuz zaman, bu ikisini aldığımız zaman oradan gidebileceğimiz şey yer, devrim ve özdek kavramları. Devrim kavramının kendisi şey değil, sanki kuvvet kavramını içermiyor gibi görünüyor. Onu da analiz etmemiz gerekecek. Yer gerçekten kuvvet olmadan, devrim kuvvet olmadan olabilir mi? Olur çünkü yerin kendini ortadan kaldırmasına bağlı devrim. Devrim kavramı. Ve de şimdi kavramların soyutluğu diye bir problem vardı. Az önce yine ona biraz değindik ama pek tam olmadı. Bu kavramların soyutluğunu yenmek için yine şey, belli bir egzersiz ve alıştırma gerekiyor. Yani uzay kavramını tek başına düşünebiliyoruz ama bu doğru değil. Uzay kavramı hiçbir zaman tek başına değil. Dolayısıyla böyle soyutluğu içinde alındığında aslında uzay kavramı bile değil. Yani orada kavramdan söz etmek doğru değil. Uzay kavramı zamanı gerektiren bir kavram, onunla birlik içinde olan bir kavram. Ama bu ikisinin bir birliği ise devrim kavramı ya da yer kavramı ve asıl kavram bu. Hegel özdek için ilk somut kavramdır diyor, özdek kavramı. Somut kavram derken bütünlüğünü tamamlamış olan, yani kendini realize etmiş, gerçekleştirmiş olan kavram, onu anlayacağız. Uzay, özdek kavramı uzay ve zamanı kapsıyor ve şimdi özdek kavramının Hegel'in yaptığı çözümlemede ilk momentleri ya da ilk içeriği kuvvet kavramı. Özdek kavramı kuvvet kavramı olmadan düşünülemez ve kuvvet kavramının şimdi kuvvet kavramını düşünürken onu özdekle öylesine birlik içinde düşüneceğiz ki ayrı bir nesne olarak, ayrı bir şey olarak, ayrı bir kendilik olarak onu konutlamayacağız. Çünkü
ayrıldığı zaman, özdekten ayrıldığı zaman bu sefer tek yol şey olarak görünüyor. Gluon gibi kuvvet taşıyıcı parçacıklar konutlamak. Ama orada problem yeniden doğuyor. Gluonların kendilerinin parçalanması söz konusu olduğunda o zaman ne olacak ve gluonu tutan şey nedir, kuvvet nedir? Bu şey, fizikçilerin uslanlama zayıflıkları diyeceğiz, kavramsal düşünme hamlıkları diyeceğiz. Ve o kadar o kadar mantıksal yanılsamalar üretebiliyorlar ki bu insanlar... Şey, taşımak kavramı zaten bir dışsallığı ifade ediyor. Yani onun başkalığı ifade eden bir şey orada zaten. Evet. Dışsal değil. Yani kuvvet özdeye dışarıdan yapıştırılan bir şey, eklenti bir şey değil. Taşımanın kendisi dışsallığı anlatıyor. Birdir demek gerekiyor. Doğru terim arayacaksak kuvvet ve özdek birdir. Şimdi kuvvetin özdekten ayrılmazlığı yine kuvvetin özdeğin daha doğrusu özdeğin enerjiyle ilişkisini açıklayacak. Yani özdekte nasıl olur da enerji olur diye. İnsanlar şaşırdılar. Einstein'ın dedikleri formül E eşittir mc kare tanınmaya başladığı zaman sanki mucize karşısında kaldılar insanlar. Ama özdeğin kendisi bu kuvvetin kendisiyle özdeş olduğu için burada hayret edilecek ya da şaşırılacak hiçbir şey yok. Çünkü o kuvveti yenmek için bir karşı enerji gerekecek. Onları eğer bu parçaları ayırmayı düşünürsek o zaman ona o kuvveti, onları birleştiren kuvveti denk bir kuvveti onları ayırmamız gerekir. Aslında o denk kuvvet zaten her kuvvet durumunda bir karşı denk kuvvet olmak zorunda. Onun mantığını da çözdük değil mi? Eğer özdek yine yer çekimi modern fizikçilerin, modern fizik kitaplarının sandığı gibi eğer yer çekimi yalnızca çekme kuvveti olsaydı neye götüreceğini biliyoruz. Yani artık bunu söylemek bile gereksiz. Ama hala şey böyle, yer çekimi kuvveti çekme kuvvetidir şeklinde biliniyor. Yer çekimi kuvveti Hegel burada onu çözüyor ve bu ikisinin birliğidir, çekmenin ve itmenin birliği. Dolayısıyla özdeğin kendisi baştan sona enerjidir. Şimdi bu enerjinin nicel olarak ne kadar büyük olduğu bu görgülü bir soru. Ama teorik olarak biz şey dersek, özdek sonsuza dek bölünebilir dersek, orada o her bölümünün bir kuvvetin, eğer bunu pratik olarak düşünürsek, her bölüme adımının bir kuvvetin yenilmesini gerektirdiğini görebiliriz. Dolayısıyla burada o sonsuz bölünmeyi yerine getirmek için gerekecek kuvvet miktarı da sonsuz olacak. Ya da orada depolanan, yüklenen kuvvetin, özdeğin taşıdığı kuvvetin miktarı da şey denebilir, orada sonsuz denebilir. Şimdi burada kütle konusuna geçeceğiz. Özdek, sonlu mekanik. Bu özdeği ortaya çıkardıktan sonra, şimdi uzay zaman ve özdek kavramlarımız var ama bunlar şey gibi görünüyor, soyut bir varoluş biçimi taşıyorlar çünkü biz özdek olarak özdeği görmüyoruz. Uzay olarak uzayı ya da zaman olarak zamanı değil. Bunların hep belirli ölçülerini yaşıyoruz, algılıyoruz, deneyimliyoruz ve özdeğin bu şeyi belirli miktarı kütle. Şimdi burada yer çekimi salt çekimden ayrılır diyor. Tabii bunu görgülü fizikçiler maalesef bilmiyorlar. Özdek kavramı var burada. Bu da özdeğin çekme kuvvetinin bir yerde anlamını gösteriyor. Çünkü çekme kuvveti özdeğin sürekliliğini amaçlayan bir kuvvet. Kendi içinde özdeğin tek bir noktaya doğru götüren kuvvet, çekme kuvveti değil mi? Dolayısıyla o tek nokta özdeğin özeydi dememiz gereken nokta ve o zaman özdek kendi özdeği tarafından çekilir yörünge. Çekirdek gibi bir şey ama özdek geometrik bir kavram olduğu için herhangi bir boyutu yok.
Onunla ilgili çok fazla şu anda bağlantımız yok. Yani daha çok görgül fizikte gelecek. Şimdi burada özlek kütle olduğu ölçüde belirledim. Nedir kütle? Kütlenin kavramını düşünürsek, şimdi az önce kütleye girinceye kadar incelediğimiz, düşündüğümüz özlek, uzay ve zamanla bir olan bir kavramdı. Yani noktasal bir kavram. Her uzay zaman noktası, böyle bir şey düşünebiliriz. Aynı zamanda özdeksel bir nokta, yani gerçek anlamda atom anlamına geliyor. Ve de bütün evren bu dokudan oluşan bir şey, yapı. Bu planın ve vakumun birliği. Eğer özdek, uzay özdekle doludur dersek uzay planum olacak ve bu şey tek yanlış soyutlama, onun sonuçlarını biliyoruz. Eğer modern fizikçilerin düşündüğü gibi uzay vakumdur dersek, o zaman pek çok şeyi açıklamakta güçlük çekeceğiz ya da açıklayamayacağız. Şimdi dalga fenomeni ortamı gerektiren bir fenomen. Yani dalganın olması için dalgalanacak bir ortam gerekir. Su dalgası, suyun kendisinin devrimi şey değil. İpteki dalgalar ya da havadaki ses dalgaları, bunlar tümü de ortamın devrimleri. Ve de eter kuramını, kuram diyoruz çünkü eter de fiziksel olarak doğrulanan bir şey değil de Faraday ve Maxwell bunlar geliştirdiler. Maxwell eter için parametreler de saptadı. Tabii matematiksel olarak. Ama eterin doğrulaması için yapılan deneyler sonuç vermedi. Michelson-Morley deneyleri eter rüzgarını ölçmeye çalıştılar. Yani eter rüzgarı da nasıl bir şeydi? Dünyanın güneş çevresindeki devrimi sırasında eterin o şeyden, devrimden bir şekilde etkileneceğini ve ışık hızının değişmesine yol açacağını varsaydılar. Şimdi onları kendi başınıza da okuyabilirsiniz. Burada gerekirse inceleyebiliriz de bilmiyorum, bir bağlantı olacak mı şu anda. Uzayın boşluk olması, vakum olması elektromanyetik dalgaların üretimine olanaksızlaştırıyor. O zaman elektromanyetik dalgalar nedir diye sorduğunuzda Maxwell'in yanıtı, Faraday'ın yanıtı, bu şey eterin dalgası, dalgalanması olacaktır. Ve ışık da bir elektromanyetik dalga olduğuna göre elektromanyetik dalgaların eterdeki yayılma hızları ölçülebilecekti. Maxwell onu hesapladı, o doğrulandı. Yani hesap, aritmetiksel olarak yapılan işlemler fiziksel olarak ya da deneysel olarak da doğrulandı. Şimdi vakumda, boşlukta dalga iletimi olur mu? Parçacık halinde eğer olursa hareket halinde olabilir. Parçacık boşlukta gidebilir. Evet, evet, dalga hareketiyle gidebilir. Evet. Dalga hareketiyle gitmesi için ortam gerekir. Dalga hareketi. Boşlukta dalga, parçacık dalga hareketi yapar, dalga devrimi yapar. Hareket halinde olabilir. Doğrusal gidebilir. Dalga ortamın şeyini, bir ortamı gerektiriyor. Şimdi bu da fiziksel bir problem. Ama ben henüz bilmiyorum yani daha ortam olmadan bir dalganın olabileceğini, çünkü orada titreşen ortamın ki şimdi fotonu düşünürsek bu kütlesiz parçacık olarak kabul edilecek bir şey. Aslında şu an fizik henüz ışığın karakteri konusunda, niteliği konusunda net bir şey bilmiyor. Tabii yine hipotezler var, modeller var. Foton parçacık olarak bulunan şey ve de Einstein'ın şeyinden sonra, fotoelektrik etkiyi bulmasından sonra artık o konuda böyle bir şey oldu fizikler arasında, rahatlama ve işte ışık Newton'un dediği gibi parçacık doğasındadır şeklinde kabul edildi ama bu da şeyin durumu çözmüyor. Çünkü bir ışık kaynağından çıkan fotonların sayısı muazzam olmalı. Yani çünkü ışık kaynağı küresel dalga yayıyor ve o dalga her yöne gidiyor ve o dalgalar ne kadar zayıf olursa olsun sonsuza kadar gidiyorlar. Burada böyle bir foton küreleri düşünmek şey mantıklı değil.
Erdoğan hiç mantıklı değil. Yani bir çakmağın çakışı ya da bir pil lambanın bir saniye yanışı evrenin her tarafına yayılan dalgalar ortaya çıkarıyor. Ve bu dalgalar ne kadar küre genişledikçe en azından şeyi enerjisi azalıyordu, inceliyordu. Ama yine de bunun sıfırlanması gibi bir şey söz konusu değil. Yani burada çakan bir ışık, burada çıkan bir foton yayımı şeye kadar gidecek, evrenin sonuna kadar ya da sonsuza kadar gidecek. Yani. Çünkü onu taşıyan bir ortam var. Ve o ortam bütün evreni dolduruyor. Bu evrenin şurasında bu ortam var, burasında yok. Devlet içinde bir nedenimiz yok. Bütün evren, o alan, alan da diyebiliriz buna. Kimileri alan diyorlar ve en azından belki biraz daha ön yargılar zayıflayacak. Maxwell'in Faraday'ın düşündükleri şeyin de bir alan olduğu anlaşılacak. Çünkü uzaktan eylem, yani aracısız eylem, Newton'a yükleniyor bu ki Newton bunun tersini de söyledi. Bu uzaktan eylem kavramsız, us dışı bir şey. Yani ve de usal bir evrende us dışı bir modelin doğrulanmasını beklemek, sonsuza kadar beklemek onundan geliyor ve usal olmayan modeller, kuramlar bunlar şeyden çekiliyorlar. Devreden çıkıyorlar. Kütle. Hocam, bu Hegel'in enerjiyle ilgili bir açıklaması var mı? Kütle, enerji, şimdi onlara geliyoruz, evet. Mekanik. Birinci şey bu. Özdek nicel ayrımı yoluyla kuantumlara geçer, nicelere geçer. Nasıl belirlendiği konusuna göre bir şey söylemiyor. Şimdi burada kütleyle ya da cisimle ilişkili olarak şu anda öğrenmemiz gereken temel kavramlar ya da bağıntılar kütlenin ya da cisim, kütle ya da cisim derken bunlar şey, tabii ki yine ayrı kavramlar, bir indirgeme yapmıyoruz ama bir arada düşünebiliriz bunları. Burada süre durum kavramı geliyor. Süre durum kavramı yine çok şey, yani kolay bir kavram değil. Enerji bir kavram ve süre durum özdeğin devrimle bir olmasıyla bağdaşmıyor. Az önce özdek dedik, uzay ve zamanı bilgi olarak devrim. Değil mi? Ama kütle için Hegel devrimi dışarıdan getiriyor. Yani kütlenin kendi başına devinmesi gibi bir şey söz konusu değil ve süre durum dediğimiz şey bu. Şuraya formülasyonlara bakarsak süre durum devrim de dinginliğin cisme dışsalları. Eylemsizlik. Eylemsizlik deniyor muydu süre? Deniyor. Evet. Kendi başına eylem yapmıyor. Kütle devrim ve dinginlik kapılarının birliğidir. Kütlede böyle bir bu Hegel'in şeyi, formülasyonu. Devrim ve dinginliğin birliğidir. Şeyden geliyor. Dışarıdan geliyor. Çalıştığı şey şu, son mekanik alanında istiyor ve de buradan saltık mekanik alanına geçiyor. Saltık mekanik alanı güneş sistemi çözümlemesi içeriği başka bir şey değil. Ve de orada devrim dışsal devrim değil, süre durumlu bir durum söz konusu değil. Devrim özdeğin kavramıyla bir olmuş durumda saltık
mekanik alanında. Ama sonlu mekanikte kütle ya da cisim ele alındığı için burada şey, devir dışarıdan gelmek zorunda. Ve şimdi Hegel'in şeyinde, oraya tekrar dönmeyeyim, buradan uzaklaşacağız. Sistemde sonlu mekanik alanında süre durumu inceliyor. Çarpma, ondan sonra çarpma kavramını inceliyor ve düşme kavramını inceliyor. Şimdi burada enteresan olan, dikkatinizi çekmesi gereken şey, Hegel'in bu temel mekanik kavramlarını dizgesel olarak ele alması. Yani çarpma kavramı ile süre durumu arasındaki bağlantı nedir? Bunları dizgesel olarak ele alırsak nasıl ele almalıyız? Ve düşme kavramının burayla yine ilişkisi nedir? Şimdi devrim, doğrusal devrim. Şimdi son olarak onu irdeleyelim. Yine zamanımız doldu. Doğrusal devrim dediğimiz şey, bunun özdeğin karakteriyle ya da kavramıyla ilişkisi nedir? Bu olanaklı mıdır? Doğrusal devrim. Doğrusal devrim nasıl üretilir? Dışarıdan bir kuvvet devrim. Dışarıdan ancak çarpma yoluyla iletilebilir ve bu özdeğin kendisine özünlü bir kavram, devrim tarzı değil. Dışarıdan devrim. Dairesel hareket öyle değil ama galiba, değil mi? Nasıl? Dairesel hareket. Dairesel devrim, evet. O, şimdi onu dairesel devrime girmeyeceğiz çünkü o ayrı konu başına bir çalışma gerektiren bir şey. Belki haftaya yaparız. O yüzden bu yine o konuyla ilgili çözümlemelerini okursanız iyi olur. Dairesel devrim çünkü zaman kavramına gerektiriyor. Yani şimdi gelecek ve geçmiş kavramlarını ya da şimdi önce ve sonra kavramlarını ve de bu dairesel devrim şey gibi görünüyor, ideal devrim gibi görünüyor. Çünkü güneş sisteminde de işleyen devrim tarzı bu, dairesel devrim. Ama orada şu da var, güneş sisteminde dairesel devrimdeki gezegenlerin bir dizgesi değil. Çünkü eğer güneş şey olsaydı, devrimsiz, bütünüyle dingin olsaydı, saltık uzayda duruyor olsaydı, o zaman gerçekten şey olabilirdi. Gezegen devrimleri dairesel olabilirdi. Ama dairesel değil, elips biçimindeki yörüngeler görüyoruz. Niye? Çünkü o zaman bunu soru olarak formüle edelim ve haftaya bunun yanıtını bulmaya çalışalım. Gezegenler niçin elips yörüngelerdir? Dairesel değil. Dairesel olduğu sanılıyordu. Yunanlar, eski Yunanlar dairesel diye düşünüyorlardı. Kepler'e gelinceye kadar, Kepler'de gezegenin yörüngesini, Mars'ın yörüngesini ölçerken, izlerken onun daire olduğu varsayımlar, ölçümleri yapıyordu. Gezegenlerin yörüngelerinin daire olmadığını Kepler buldu. Ama görgül olarak buldu. Şimdi görgül olarak bulmak bir şey, kavramsal olarak bulmak başka bir şey ve felsefenin, bilimin yapması gereken şey kavram olarak bulmak. Eğer kavramsal olarak gezegenlerin yörüngelerinin daire değil ama elips olduğunu çıkarırsak, o zaman 1 trilyon ışık yılı uzaktaki başka bir güneş dizgesinde de gezegenlerin elips yörüngelerde döndüğünü rahatça söyleyebiliriz. Ama eğer ölçüme dayandırırsak, görgül yönteme dayandırırsak bu yasayı, o zaman yasa yasa olmaktan çıkar ve tahmin edebiliriz en fazlası. O zaman sorumuz, haftaya herkesin yanıtlaması gereken soru şu. Ya da yanıtlamak için çalışması gereken soru. Gezegenlerin yörüngeleri niçin elips olmak zorunda? Eğer biliyorsak şunu söyleyebiliriz. O zaman bir haftamız var. O kadar süren mi? Bir hafta yeter mi? Belki yıllar sürer. Değil mi bu anda? Eğer bir hafta sonra hiçbir yanıt gelmezse ne yapalım? Bir hafta daha işte. Bir hafta daha veririz. Ama o kadar. Bu sonsuza kadar sürüyor.
O zaman şimdi bitirelim. Saat 9.